William pizzacı kurar ve çocukları öldürüp animatronik'lerin içine sokar. Pizzacılarda da bunu tekrarlar. Ardından ruhlar tarafından sıkıştırılıp öldürülür. Ve bu şekilde FNAF'ın hikayesi devam eder. Bu olayı sürekli duydunuz değil mi? Peki ya her şey farklı bir evrende olsaydı? Final Freddy's'in bazı kitapları gibi oyunla ayrı evrende olup ayrı şeyler anlatsaydı nasıl olurdu? Bu videoda ciddi anlamda büyük bir emek var ve emeğin karşılığı olarak sizden 20.000 beğeni bekliyoruz. Her 20.000 beğeni de devamı gelecek. Yani her 20.000 beğeni geldiğinde FNAF'a lore yazar gibi devamını getireceğiz. 5 Final Freddy's kanalıyla birlikte kendi kurduğumuz alternatif Final Freddy's hikayesini bugün anlatacağız. Öncelikle benim kanalıma, ardından da yardımı dokunan Rubin Quick, Tostulabilir, The Farlander ve Berk Dragon'un kanallarına abone olmayı kesinlikle unutmayın. Açıklamada tüm her şeyin linki var, desteklerinizi bekliyoruz. Kendi Final Freddy's hikayenizi anlatmak için ya da teorilerinizi paylaşmak için Discord'uma gelebilirsiniz. Her neyse, videomuza geçelim. Kasım 2001. Eddie ve Frank iki yakın arkadaş ve bir fabrikada çalışıyorlardı. Bu fabrikada elektronik parçalardan yapılmış iç iskeletlerle animatronik tasarımları yapılıyordu. Bir gün Frank Eddie'ye dönerek, "Bu hafta sonu kızım Annie'nin doğum günü var. Sen de gel. Biraz laflarız. Ardından da bir yerlerde bir şeyler içip dağılırız." der. Bu sözün üzerine Eddie teklifi kabul eder ve Frank'e bir mekan bakıp bakmadığını sorar. Frank bir pizza dükkanı bulduğunu ve geceliğini kiraladığını söyler. İçinde şarkı söyleyen maskotların da olduğunu belirtir. Bu maskotlar tavşan, ayı, tilki ve bir tavuk. Eddie bu fikri beğenir ve telefondan oğlu Max'i arayarak bilgileri aktarır. 11 Kasım 2001. Frank ve Eddie çocuklarını da alıp pizzacıya giderler. Yanlarında Annie'nin sınıf arkadaşları da vardır. Çocuklar içeri girdiklerinde hızlı bir şekilde balonlar şişirip etrafa dağıtırlar. Annie ve Max ise etrafa bakınmak için Frank ve Eddie'den izin almışlardır. Tam gezmeye başlamışlardır ki mekanın güvenliği onlara yaklaşır. "Bakın çocuklar, etrafta gezmenizde bir sakınca yok. Ancak yedek parça odası size uygun değil. Orası tehlikelidir. Lütfen oradan uzak durun." diyerek Annie ve Max'i uyarır. Annie ve Max biraz gezdikten sonra arkadaşlarına katılırlar. O sırada Frank elektrikli doğum günü ışıklarını takmaktadır. Tam takacağı sırada elektrikler gider ve mekan karanlığa gömülür. Çok geçmeden güvenlik görevlisi tekrar belirir. Yanında getirdiği birkaç el fenerini yettiğince herkese dağıtır. Ardından "Sakin olun, merak etmeyin. Önemli bir mesele yok. Küçük bir elektrik arızamız var gibi görünüyor. Çözemeyeceğimiz bir iş değil. Biz bu sıkıntıyla uğraşırken siz yerinizde kalın ve ışıkların gelmesini bekleyin. Döneceğim." diyerek tekrardan karanlıkta kaybolur. Frank, Eddie'ye dönerek, "Bugün harika bir gün olacaktı. Ancak bu kesinti işleri biraz bozdu." der. Eddie ise endişelenmemesini, her şeyin çok güzel olacağını söyler. Annie bu karanlığı fırsat bilerek Max ve arkadaşlarına koşarak, "Hadi yedek parça odasını bir göz atalım." der. Max bunun tehlikeli olabileceğini ve oraya gitmek istemediğini söyler. Bu söz üzerine Annie ve 3 arkadaşı ile birlikte yedek parça odasına gider. Annie ve arkadaşları küçük adımlarla ses yapmadan odaya doğru ilerlerler. Ancak kapı içeriden kilitliydi. Arkadaşlarından biri tokasını çıkarıp kapıyı açmaya çalışır ve başarır. İçeri girdikleri zaman büyük bir çığlık atarak fenerleri düşürürler ve hemen gösteri odasına doğru koşmaya başlarlar. Bu çığlıklar duyan Eddie hemen çocukların sesine doğru gider ve ne olduğunu sorar. Annie ve arkadaşları hep birazdan masada bir ceset olduğunu ve kanlar içinde masada durduğunu anlatır. Bunun üzerine Eddie çocukları alıp Frank'in yanına giderler ve olayı anlatırlar. Frank böyle bir şey olmadığını, karanlıktan yanlış şeyler gördüklerini söylemeye çalışır ve feneri alıp gider. Eddie bunu yapmamasını söyler ve peşinden gider. Çocuklar ise sahnenin üstünde beklerler. Frank odaya yavaşça girmek için kapıyı açar ve cidden masada cesedi görür. Bu güvenliğin cesediydi. Eddie ise bir havalandırma kapağı görür. Kanların oraya kadar ilerlediğini fark eder. Demek ki bunu her ne yaptıysa cesedi havalandırmadan taşımış ve buraya kilitleyip tekrar havalandırmadan gitmiş. Eddie birden Max'in çığlık sesini duyar ve hemen sahneye doğru koşar. Ancak çocuklar korkmuş halde çığlık atarken Max'i kırmızı bir tilkinin alıp götürdüğünü anlatırlar. Eddie bunu duyunca üzüntüden yerlere yıkılır. Bir anda ayağa kalkar ve güvenlik ofisini bulmaya çalışır. Frank ise çocuklarla sahnede bekler. Eddie güvenlik ofisini bulur ancak kapı kilitlidir. Frank kilidi açmaya çalışır ancak kilit yerinin kırılmış olduğunu söyler. Eddie Frank'i omzundan tutarak bunu yap der. Ancak Frank Eddie'yi iterek bunu yapamayacağını, kilit yerinin kırıldığını anlatmaya çalışır. Daha sonra Eddie
Frank'in fenerini alıp duvara atarak kırar. Frank de sinirlenerek Eddie'ye yumruk sallar ancak tutturamaz. Eddie, ben Levy'yi bulup bu kapıyı kıracağım diyerek koşar ve Levy'yi aramaya başlar. Frank bu olay üzerinden çocukların çıkış kapısını oraya götürür ve buradan ne olursa olsun ayrılmamaları gerektiklerini anlatır. Frank, Eddie'yi aramaya gider ancak bir şey bulamaz. Daha sonra şiddetli vurma sesleri duyar ve sesin kaynağına ilerler. Gittiğinde Eddie Levy'yi bulmuş, güvenlik kapısına vura vura kırmaya çalıştığını görür. Hemen koşarak kollarına sarılır ve Levy'yi almaya çalışır. Eddie, Levy'yi Frank'e vurarak sakın denememesi gerektiğini söyler. Frank kırılardere canlarını toplayıp Eddie'nin bacağına saplar ve Levy'nin düşürmesini sağlar. Frank, Eddie'ye dönerek bu mekana zarar verirsen bu durum bizim üstümüze düşer diyerek Levy'yi uzaklara fırlatır. Eddie ama oğlum içeride ölüyor olabilir diyerek Levy'yi alır. Frank Eddie'yi tutar ve sakin olması gerektiğini söyler. Bu sırada aniden içeriden çığlık sesleri yükselir. Frank sesleri duyunca Eddie'yi bırakır ve kapıya koşarlar. Gördükleri manzara onlara bir şok etkisi yaratmıştır. Annie oradadır evet ancak her yer kan içindedir. Üstelik Annie yalnızdır. Ona ne olduğunu sorduklarında ise Annie bir tavşan ve ördek maskotunun diğer çocuklara zarar verdiğini, daha sonra da onları teker teker götürdüklerini söyler. Şaşkınlıktan dona kalan Frank ve Eddie olayı daha anlayamadan arkalarında bir ayı maskotu belirir. Maskot Frank'i yakalar ve ölümüne sarılır. Bu normal bir sarılma değildir. Ayı maskotu Frank'i öldüresiye sıkmaktadır. Zaten korku içinde olan Annie ise bağırarak sahne arkasına kaçar. Eddie elindeki Levy'yi hatırlayıp ayıya çok sert bir şekilde vurur. Ayı pek hasar almamış gibi gözükse de Frank'i bırakır. Eddie ve Frank yedek parça odasına girerler. İçeride güvenliğin üstünden bir anahtar alırlar. Anahtar ofisin olabilirdi. Ancak kilit yeri kırılmıştı. Frank bunu halledebileceğini söyler. Kırık yeri yukarıda tutarsa anahtar ile sıkıştırıp açabileceğini anlatır. Eddie, Annie ve Frank ofise doğru ilerlerler. Frank dediği gibi kilidi açar ve ofise girdikleri zaman bir şok yaşarlar. Tüm robotlar ofiste parçalanmış, içlerine ölü çocuklar sokulmuş ve etraflarında da mumlar vardı. Daha sonra Eddie, Max'in yerde yattığını görür ve uyandırmaya çalışır. Max uyanır ve şok olmuş bir bakış atarak "Sen!" der. Eddie, "Kim?" diyerek arkasına bakar ve Max, "Frank, her şeyi o yaptı." diyerek telefona sarılır. Ancak Eddie olayı anlamadan kafasına bir levye darbesi alarak yere yıkılır. Frank Annie'yi yakalar ve ayı kostümüne tıkmaya çalışır. Ancak Max, telefonu Frank'in kafasına fırlatır ve Annie'yi kurtarır. Frank, Max'in peşinden koşar ve belinden çıkardığı bıçağı Max'e fırlatır. Max, "Tanrı seni asla affetmeyecek" diyerek gözlerini kapatır ve cansız bedeni yere düşer. Annie olup biteni anlamadan babasından kaçar. Ancak Frank, Annie'yi köşeye sıkıştırır ve "Korkma kızım, her şey senin için" der. Annie, "Neden baba?" der. Frank, "Çalıştığımız şirket bu robotları bu pizzacı için yapmaya başlayacaktı" diye cümleye girer. Daha sonra ben düşündüm ki saf insan ruhuyla çalışabilecek bir robot sistemi neden tasarlamayayım? Tek gereken tam ölmemiş bir insan bedeni. Böylece ruhu tasarladığım mekanizma içerisinde kalacak ve sınırsız enerji üretecekti. Ben de buraya senin üzerine yapıp zengin olacaktık diye anlatırken bir anda kafasına yumruk yer. Bu Eddie'ydi ve Annie'yi alıp çıkış kapısına ilerlemeye başladılar. Frank sersem bir şekilde uyanarak eline bıçağını alır ve Eddie'nin peşine düşer. Bıçağı fırlatır ancak ıskalar. Eddie bıçağı alarak Frank'in koluna saplar ve Frank'le beraber yere düşerler. Frank Eddie'ye yumruk atarak gerilemesini sağlar. Eddie bu yumruğun etkisiyle yere düşer ancak hızlı hamle yaparak bıçağı çeker ve Frank'in karnına saplar. Frank'in o anda gözünden yaşlar gelir ve "Sana o ofisten uzak dur demiştim" diyerek yere düşer. Eddie Annie'yi alıp mekandan çıkar. Fakat Frank'in eli aniden oynamaya başlar. İşte bu Find It Freddy's'in alternatif hikayesiydi. Eğer ki bu videoya beklediğimiz desteği gösterirseniz devamını yapacağız. Umarım bu videoyu çok beğenmişsinizdir. Umarım trend rekorumuzu da kırmışızdır. Kanallarımıza abone olmayı ve videoyu beğeni bırakmayı unutmayın. Her 20.000 beğenide devamı gelecek. Hikaye hakkında eleştirilerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz ve buna göre biz de bir ilerleme yaparız. Anlattığım gibi her 20.000 beğenide yeni bir bölüm gelecek. Discord'uma da gelmeyi unutmayın. Orada da kendi kurduğunuz FNAF hikayelerini ya da FNAF teorilerinizi paylaşabilirsiniz.
Hatta bu anlattığımız hikayeyle alakalı da teori paylaşabilirsiniz. Eğer bu videoyu izleyen bir yayıncıysa chat'e selamlar. Erhan'a yani Virajlı'ya ulaşamadığımızdan dolayı ve kendisinin işi olduğundan dolayı Virajlı gelemedi. O yüzden yorumlara lütfen sürekli yazmayın, sebebi bu. Ve video içerisinde tost olabilir ve belki Tregün'ün sesleri birazcık kısık gelmiş olabilir ve kalitesiz gelmiş olabilir. Mikrofonlarında sıkıntı olduğu için birazcık kötü oldu ama idare edin, ilerleyen bölümlerde düzeltilecektir. Ve hikaye açısından önerilerinizi kesinlikle yazın çünkü devamını bir şekilde getirmemiz lazım, siz beğenirseniz tabii ki. Ve devamı için öneri yapmanız bizim için çok önemli. Her neyse, kendinize iyi bakın, hoşça kalın ve bay bay, görüşürüz.